sallu ala rasulina ve cemiyye zürriyetina Muhammed. Değerli kardeşlerim, Allah-u Azimüşşan cümlemizi ilim yolunda hadim olanlardan eylesin. Allah-u Zülcelal Hazretleri cümle anımızı, cümle zamanlarımızı kendi ilmiyle amil olanlardan, kendi yolunda mücadele edenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, bu akşam benim işleyeceğim konu zaten inançlarla alakalı bir konu. İtikat, kelam, inanılacak şeylerle alakalı bir konu. Bu konuya bir girizgah olsun diye böyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Şimdi İslam ilimleri birkaç kısma ayrılıyor. Malum hepimizin bildiği gibi. Yani ilimler kendi içerisinde önce dini ilimler olmadan önce müsbet ilimler, yani akli ilimler, nakli ilimler diye bir ayrıma tabi tutulurlar. Yani burada müsbet ilim dediğimiz şey, onun dışındakiler müsbet değildir manası da yok tabii burada, ama müsbet ilimler ve dini ilimler diye bir tasnifat vardır. Yani genelde alimler, yani Farabi'nin Ehsaül Ulumunda bildiğimiz ilim tasnifleri böyle alimler arasında meşhur olan bir şeydir. Çünkü önceleri ilmin neye delalet ettiğinin bilinmesi alimler açısından çok önemli bir şeydir. Yani bir ilimden bahsediyoruz ama o ilmin konusu nedir? O ilmin daha sonra yani gayesi nedir? Bütün klasik ilimler hep öyle başlarlar. Yani o ilimden maksat nedir diye başlarlar. Şimdi biz bir itikat yapacağız, bir kelam yapacağız. Buna neden itikat denmiş, neden kelam denmiş? Çok da böyle spesifik, yani çok ilmi bir şeye de girmek istemiyorum. Yani mevzunun da uzamasını da istemiyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şeye değinelim. İslam dini neden bahseder? Kitaplar neden bahseder? Kelam, fıkıh neden bahseder? Yani ana, Kur'an'ın ana temasıdır aslında bu. Kur'an'ın ana teması nedir? Mesela neden bahseder? Kur'an-ı Kerim size hiç daha İslamiyet'i bilmeyen bir insan gelse, sizin Müslüman olduğunuzu öğrense ve bana yardım eder misiniz diye size bir ricada bulunsa, sonra size ben İncil'i okudum ama İncil'de böyle bunlardan bahsediliyor. Yani Kitab-ı Mukaddes denildiğince zaten Kitab-ı Mukaddes'in içerisinde hem İncil var, hem Tevrat var, hem Zebur var mezamirle. Yani Kur'an-ı Kerim mi ben bilmiyorum. Bana Kur'an-ı Kerim'den bahseder misin? Ana teması nedir Kur'an-ı Kerim'in? Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'tan bahseder, peygamberlerden bahseder, geçmiş milletlerden bahseder. Birçok şey söyleyebilirsiniz. Ama ez cümle, özet olarak şunu söylemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'in üç ana ayağı var. Üç ana konusu var. Genelde alimler bazı ihtilaflar yapmışlardır ama yani başka çeşitleme yapmışlardır ama genelde kabul görülen şey şudur. Bir, ilahiyattan bahseder. Kelamın da ana konusudur bu. Yani itikadın da ana konusudur bu. İtikatla, neden itikat, neden kelam? Bu bir ders gibi olsun. Neden itikat, neden kelam? Alimler demişler ki, yani İtikat Allah-u Teala'nın zatından, sıfatlarından, rububiyetinden bahseder. Kelamla arasında ne fark var? İtikat daha çok böyle nakli olarak, yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, hadisi şerifler ve bunlardan deliller öne serdedilerek o mevzunun ispat edilmeye çalışıldığı bir şeydir itikat. Kelam da biraz daha
akli ilimler daha çok kullanılmaya başlanmış. Yani çünkü itikat evrilmiş. Neden evrilmiş? Neden dönüştürülmüş? Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulmuş? Selefiler bunu kabul etmezler tabii. Yani kelama falan gerek yok derler de. Ama İslam toprakları bugün bildiğimiz İslam coğrafyasının dışına, yani Arap topraklarının dışına çıktığında ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Daha önce Arap topraklarında dinleri bilmeyen insanlar ve başka başka şekillerde yaşayan insanlar bir dini bildiler, İslamiyet'i. Özetle söylüyorum. İslamiyet'i bildikten sonra onlar çok da araştırmadılar. Yani kulüvallahu ahad denilince Allah kaçtır? İşte ayet-i kerime kulüvallahu ahad Allah birdir dediler. Denildi onlara. Onlar da onu kabul ettiler. Buna itikat, biraz daha itikat deniyor. Yani kelama dönüşmesinin sebebi İslam topraklarının farklı alanlara, yani Mezopotamya'ya, bir uygarlık, Bizans'a, Roma, yani Roma'ya, Roma'nın uzantılarına gidince bu sefer oralarda felsefeler de var. Farklı milletlerin inanışları da var. Bunlar sizin bir dediğinizi hemen ayet-i kerimeden, hemen hadis-i şeriflerden zaten kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Dolayısıyla siz kabul etmeyince bunlara siz akli bir şey, delil getirmeniz gerekir. Ne söyleyeceksiniz bunlara? Bunlara söylemeniz gereken şey şu. Yani Allah'ın varlığı ve birliğini mantıki olarak ispatlamaya çalışmanız gerekir o zaman. Yani siz delilleri serdetmeniz gerekir. Hristiyanlıktan gelen Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışan delilleri de kullanmanız gerekir. Bu delillere ekstra bazı deliller de ileriye sürmeniz gerekir. Çünkü bu insanlar öyle her şeyi kabul edecek insanlar değil. Hani meşhur bir şeydir ya, bir Azeri genellemesidir anlatılır. Bir şey döneminde, Sovyetler döneminde yarı Türkçe bilen, işte bir Müslüman olmayan, hatta komünizme sahip bir kişi Allah'ın varlığını ispat ediyor da ayet-i kerimeler okuyor. İşte şu ayeti kerime şuna delalet eder, bu ayet buna delalet eder. Hani bizim tabiri caizse Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışırken İhlas suresini okumak gibi bir şeydir bu. Adam yarı Azerice, ben senin kitabına inanmıyorum ki, sen bana kendi kitabından okur sen der. Yani belki telaffuzum yanlış olmuş olabilir. Ama ben senin kitabını kabul etmiyorum ki, yani sen bana hangi kitaptan okuyorsun derler insana. Onun için işte kelam böyle bir şeyden ortaya çıkmış. Kelamın ana konusu nedir? İlahiyat, nübuvvat, yani ilahiyat, Allah'ın varlığından bahseden, Allahu Teala'dan bahseden bir bölüm bu. Nübuvvat, yani peygamberlerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinden ayet-i kerimeler, sureler hep şeyden bahseder, yani peygamberlerden bahseder. Bir de semiyat. Semiyat da yani daha sonra, ölümden sonra meydana gelecek olacak şeyler. Şimdi meşhur İslam alimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen, Allah rahmet eylesin. Kitapları birçok yayınevi tarafından basılır. Çünkü onun öyle bir, yani kitaplarına malik olma gibi bir şeyi olmamış. Allah rahmet eylesin. Onun Muvazzah İlmi Kelam diye bir kitabı var. Orada diyor ki, kelam ilmi nedir? Allahu Teala'nın zat ve sıfatından, çok çocukken ezberlemiştik onu da, nübuvvet ve risalete ait mesailden, mebde ve mead itibariyle mükevvenatın ahvalinden bahseden, kanunu İslam üzere bahseden ilimdir der. Şimdi Allah-u Teala'nın zat ve sıfatından bahsediyor. Nübuvvet ve risalete ait meselelerden bahsediyor. Varlıkların
mebde ve mead itibariyle varlıklardan bahsediyor. Mebde başlangıç demek, mead de son demek. Ve ele alınacak yaratılmışların hallerinden kanun İslam üzere bahseden, İslam üzere bahseden bir ilimdir diyor Ömer Nasuhi Bilmen. Şimdi burada mebde ve mead itibariyle bahsediyor ama kanun İslam üzere bahsediyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bilimler varlıkları incelerken mebde ve mead itibariyle ele almazlar yani bunları. Nasıl, ne şekilde ele alırlar? Yani nerede meydana geliyor? Bunları meydana getiren sebep nedir? Yaratılmışlıklarındaki gayeler, hikmetler nedir? Mesela çok önemli sorulardır bunlar. İnsanın tarihinden beri kendine sorduğu en önemli sorulardır. Öldükten sonra ne olacaktır sorusunu da bunlara cevap aramazlar. Yani sadece duyu organlarının alanına giren yönleriyle ele alırlar. Zaten pozitivizm denilen şey de biraz böyledir. Yani siz mikroskobun altına yatırdığınız lambanın üzerine koyduğunuz şeyi bakarsınız. Yani işte bir kalemin en ince hücresini mikroskobun altında görüyorsanız o gördüğünüz şey işte bir ilim meydana getirebilir. Şimdi dolayısıyla yani burada yaratılmış olması ahiretle alakalı şeyleri kesinlikle bunlar ele almazlar. Şimdi felsefe bunları bakar, bunlarla ilgilenir. Felsefe tarihine baktığımız zaman üç ana soruyu bütün felsefeciler hep sormuşlar. Ben kimim? Neyim? Nereden geldim ve nereye gidiyorum diye sormuş yani çok önemli. Üç tane sorudur bu. Ama bunları felsefe akli yollarla ispatlamaya çalışır yani. Felsefe tarihinden bildiğimiz genel geçer şeyler işte bunlar. Peki din neden bahseder? Kelam neden bahseder? Kelam bunları vahiy ile anlatmaya çalışır. Evet. Aklı kullanır. Yani akıl belli bir yere kadar geçerli olan şeydir. Bunun neticesinde nakli olarak da bunu ispatlamaya çalışır. Yani en netice itibariyle naklin burada çok önemli olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Felsefe ile kelamın ayrıldığı noktalar bunlar. Birkaç tasnifat daha yapayım ben size isterseniz. Şimdi bu kelamı konusuna göre biraz bir anlatmış olduk belki. Peki gayesi nedir? Yani bir ilmin mevzusu var. Yani bir de gayesi var. Yani bu ilimden gaye nedir? Maksat nedir? Yani böyle bir ilim olmasına. Gayesi olmayan hiçbir şeyin neticesi olmaz. Dolayısıyla klasik ilimlerde yani İşte Tahavi'yi okuyorsunuz, Nesefi Akaidini okuyorsunuz. İlmin başında o ilmi öyle bir tarif eder ki o tarif size bir yekün olarak yani elinizde ne bulunuyor onu tam olarak anlatır. Yani ben buna neden bakıyorum? Benim amacım nedir? Bu ilmin amacı nedir? Bu kitabın amacı nedir? Onu siz orada başında çok güzel bir şekilde görürsünüz. Şimdi kelam ilmi kesin deliller kullanmak ve karşıt görüşlü kişi ve grupların ileri sürdüğü şüphe ve itirazları giderme maksadı budur, gayesi. Bunları yaparken ispata güç kazandıran bir ilimdir yani. Meşhur şeyi budur yani. Kesin deliller kullanıyor, karşıt görüşlü kişileri ne yapıyor? İşte bu grupları ileri sürdüğü şüphe ve itirazları gidermeye matuftur. Hep alimler şöyle kitaplarında şöyle geçer. Fe in kultum kulna. Siz şöyle derseniz biz de böyle deriz. Siz bunu iddia ediyorsanız bizim cevabımız bu hususta şudur. Bunlar tamamıyla böyle yani delillerin böyle bir manada savaştığı, delillerin çarpıştığı ilimler demek bunlar. Yani burada siz bir ilimi
ele aldığınızda artık delillerinizi bir bir serdediyorsunuz. Yani bütün alimlerin münazaralarını bir düşünün yani. İmam-ı Tahavi'nin, İmam Nesefi'nin, yani Fahreddin Razi'nin, Gazali'nin ilimlerde münazara yani tartışma metotları vardır. Ha, münazaranın usulleri, metotları İslami ilimler öyle bir gelişmiştir ki değerli kardeşlerim. İslami ilimler kendi arasında o kadar hiyerarşiye sahip olmuştur ki o hiyerarşide usul, önce usul, sonra o ilmin kendisi, sonra tartışma, sonra delilleri ileri getirme, mantık, münazara, cedel. Bütün bunlar öyle bir kullanılmış ki yani siz bir ilim sahibi eski alimlerden bahsediyorum. Yeni alimlerimiz de aynıdır hakeza ama bir İmam-ı Gazali'yi düşünün. Şimdi mantık ilmini bilmeyen insanın ilmine itibar edilmez diyor. Bakar mısınız? Çünkü tartışma metodu, ilmini ileri sürme, onun denklemini kurma, öneklerini getirme, sonra ondan bir yargı ortaya çıkarma ve sunma. En netice itibariyle sonuca gitme. Bütün bunlar bir insanda bir hiyerarşi, ilmi hiyerarşi olmasını gerektirir. Yani ya bunu bir hocadan okur, ya bir kitaptan okur, ya birisinden dinler ama bu metodu bilmesi gerekir. Şimdi akla, ayet ve hadislere dayalı delillerle biz karşımızdaki kişiyi reddediyoruz. Yani reddetmeye çalışıyoruz işte. Buna da biz kelam deniyor. Kelam kelimesi yani böyle el kelam fil irade kitaplarda geçmiş. Niye kelam deniyor bu ya? El kelam fil arzak rızıklar hakkındaki söz. El kelam el kelam el kelam hani kitaplarda öyle geçer Arapça kelime el kelam el fasıl yani ama öyle kullanıldığı için öyle denilmiş kelam. Veyahut da Kelamullah'tan bahsediyor. Allahu Teala'nın kelam sıfatından bu meseleleri serdettiğinden dolayı belki öyle söyleniyor. Kelamın tartışma, cedel ve münazaraya en uygun, en elverişli ilim olması hasebiyle de buna böyle belki de kelam denilmiştir. Yani tartışma metodunu kullanması açısından. Şimdi değerli kardeşlerim, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin imamıdır. Yani İmam-ı Azam, büyük imam, bütün mezhep imamlarının da bir şekilde hocasıdır. Yani talebeleri veyahut da diğer imamların hocasıdır. Dolayısıyla o da onların hocası olmuş olur. Şimdi bunu söylerken neden söylüyoruz? İtikadi meselelerle ilgilenen ilim dalına fıkhı ekber deniyor. Hanefi mezhebinin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bir fıkıh tarifi vardır. Ne der burada? El fıkhu marifetun nefsi ma leha ve ma aleyha der. Yani marifetun nefsi ma leha ve ma aleyha. Kişinin ebedi mutluluk yönünden ama yani böyle hani kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesine deniyor bu. Dolayısıyla ilimler ilim mi biz itikadi olarak kelam itibariyle bir tasnife tabi tutalım. Yani kelamın nasıl önemli bir fıkhı ekber, büyük bir fıkhı, büyük bir anlayış. Çünkü onun kendisi olmadan, aslı olmadan feri olmayacağı için böyle değerlendirilmiş. Böyle bir ufak bir girizgah yapmış olalım. Şimdi diyor ki alimler, şimdi ben size kitabın şeyinden bahsedeyim. Nuruddin Es-Sabuni'nin El Bidaye fi Usulü'd-Din diye bir kitabı var. Bu kitaptan El İlmu Nev'ani diye
başlayan meşhur bir şey vardır. Yani bu Nesefi akaidinde var, Tahavi'de var, başka başka her yerde var aslında. El ilmu nevani, ilimleri böyle ayırmışlar. Yani ilim nedir? İlim ikidir. Kadimun ve hadisun, kadimdir ve hadistir. Şimdi bunları söylerken neden söyleyelim bunu? Ya hocam bunu niye söylüyorsunuz? Hani hem bilelim hem duymuş olalım. İlim ikidir. Bir kadim ilim var, bir de hadis ilim var. Fel kadimu huvel kaimu bizzatil bari ve la yeşbihu ilmel hadis. Kadim ilim Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olan ilme deniyor. Bu hadis ilme falan benzemiyor. İlmi hadis, ilmi hadise gelince diyor ki yani hadis ilim, daha sonra meydana gelen ilim buna ne deniyor? İşte önce ilmin kendisi şöyle deniyor. Diyor ki ilim yani metodu, ilmi meydana getiren yöntem üçtür. Üç ana şeye kuruluyor. Yani bu üç ana şeye kurulmadan önce ilmin kendisinin ne olduğunu bir anlatıyor. Ondan sonra bu üç ana ayağı anlatıyor. Şimdi diyor ki ilim hadistir, bir de kadimdir. Kadim ilim Allahu Teala'nın zatıyla kaim olan ilme deniyor. Hadis ilim ikiye ayrılıyor. Zaruriyat yani zaruri ilim, el-ilmu zaruri, el-iktisabi, bir de kesbi olan ilimler. Bu zaruri ilim insanın şahsında bir gayreti olmadan meydana gelen ilme, kesbi ve ihtiyari olmadan meydana gelen ilme zaruri ilim deniyor. İktisabi ilim ise Allah-u Teala'nın sebeplerine başvurarak kendi gayret ve iradesi kazandığı ilme deniyor. İlim nedir? İlim ikiye ayrılıyor. Sonra o ayırdığını da tekrardan ikiye ayırıyor. Yani bizde bir şematize diye bir şey var. Şema yapma diye. Yani onu kategorilere bölme. Tam böyle kategoriye bölmek yani mantıki bir metotla. Onu ayırıyor. Sonra diyor ki kesbi ve ihtiyarla olan ilim. Yani siz eğer bir ilmi çalışıyorsanız elde ediyorsunuz. Yani tefsire çalışıyorsanız tefsirci oluyorsunuz. Kelama çalışıyorsanız kelamcı oluyorsunuz. Başka bir ilime çalışıyorsanız başka ilmin sahibi oluyorsunuz. Matematik çalışıyorsanız matematik sahibi oluyorsunuz. Yani bunlar kesbidir, çalışmayla elde edilen şeylerdir. Şimdi esbab-ı ilim demiş ki esbab-ı ilim yani ilmin sebepleri nedir? Bakın nedir? Bu esbabuhu selasetun. İlmin sebebi üçtür. El havasu selimetu. Birincisi havası selime dediği duyu organları. Yani sağlam duyu organları. Şimdi beni gibi gözlük takmıyorsunuz siz yani mesela. Şimdi ben şu gözlüğü çıkarsam bir şey göremiyorum ki. Yani hani ne göreceğim? İşte gördüğüm kendimi zor görüyorum şu an. Bak takınca görüyorum. Yani sağlam duyu organı olacak. Bir ilmi elde edebilmeniz için. Dolayısıyla bu sağlam duyu organı olmadan bunlar nedir? İşte işitme, görme, koklama, tatma ve dokunma. Bunlarla insan ilim sahibi olabilir yani. Neden? Tuttuğunuz şeyin yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. İşittiğiniz şeyin bir ses midir? Gördüğünüz şeyin renklerini. Yani bunları ne yapabilirsiniz? Tadarak anlayabilirsiniz. Dokunarak, görerek, işiterek bunları anlayabilirsiniz. Her bir duyu organıyla ancak kendi şahsına ait şeyleri biz anlayabiliriz yani. Dolayısıyla dilimizle biz ne yapamayız? Göremeyiz. Hani bazı böyle Allah muhafaza eylesin tabii. Ama görüyoruz böyle hani işitiyoruz hem izliyoruz videolarda da var. Türkiye'de meşhur böyle birisi var.
Şimdi parmaklarıyla resim yapıyor hayatta. Hayatı yani doğumda kör olmuş. Ama Allah öyle bir yetenek veriyor ki şu parmaklarıyla parmaklarına bulaştırdığı boyayla mesela tablo yapıyor kişi. O hisleri o kadar gelişiyor ki geçen birisini izledim, tekrar bir yabancı birisi. O da doğuştan ama o da mesela heykeltıraş, yani çamurlardan heykeller yapıyor ama o kadar muazzam şeyler yapıyor. Yani onların gözlerini, kaşlarını, her şeyini yapabiliyor yani. Ama tutarak yapıyor tabii. Dolayısıyla ama biz yine de her bir organın kendisiyle alakalı, yani ben bunu tutarak bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ha. Dolayısıyla şimdi bir ikincisi nedir? El havasu selime, bir ikincisi bu nedir bu? Esbabu selâsetun, yani esbabı ilim diyoruz buna biz. Esbabı ilim. Bilgi edinme yolları derler buna daha çok. Bir ikincisi buna haberi sadık deniyor. Haberi sadık. Haberi sadık ne demek? Yani haberi sadık. Birincisi mütevatirdir yani. İki kısma ayırıyor. Birincisi mütevatir haber. Hep çocukluğumuzdan beri anlatırlar. Mütevatir haber nedir? Mütevatir haber nedir? Yalan ve yalan söyleme konusunda ittifak edinemeyecekleri düşünülemeyen çeşitli kimseler tarafından farklı konularda işitilen haberlerdir mesela. Bu mütevatir haberler zaruri ilim ifade ederler. Yani bunlar yalanlanmazlar. Yani mesela diyorsunuz ki çok basit, işte Amerika'dayız. Amerika diye bir ülke var. Nereden biliyorsun diyor hani adam, kişi. Nereden biliyorsun? İşte diyor, kaç kişi bunu, bir kişi iki kişi söylemiyor ki. Yüzlerce kişi söylüyor. Bunun yüzlerce delili var diyorsa size, siz onun ne yapıyorsunuz artık, yani bunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bir, iki, üçten fazla kişiler, yani ittifak edebilecekleri düşünemeyen çeşitli kimseler tarafından meydana gelen şeylerdir. Bu üç ve üçten daha fazla diye daha çok anlatırız. Veyahut da işte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir. Yok canım, nereden fethetti? Yani diyor ya, Napolyon İstanbul'u fethetmiştir. Hani adam diyor ya, hangi birini düzelteyim ben bu cümlenin yani? Bir kere o tarihte değil, onu fetheden farklı kişi. Yani öyle değil ama bunun nasıl olduğu, ilim bize bunu anlatıyor. Bu arada saatime bir bakayım. Kaçta başladım ben? Evet. Evet. İkincisi, bunlardan ikincisi nedir değerli kardeşlerim? Birincisi mütevatir haberdir. Ve bir de haberi sadığın ikinci kısmı, bakın esbabı ilim dediğimiz şey geldi geldi, haberi havası selime, haberi sadık. Haberi sadığı da ikiye ayırdı. Birincisi mütevatir haberdir. İkincisi ise doğru haberin, ikincisi ise peygamberlerin gösterdiği mucize ile doğruluğu desteklenmiş olan haberdir. Yani bu nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bize gelen ilim, bize gelen din, dinlerin hepsi bu yani bilgi edinme yollarının içerisinde doğru habere girer. Doğru haberin de bir kısmıdır yani bu. Peygamberlerin getirdiği haberler. Bunlar yalnız bakın, bunlar istidlal gerektiriyorlar. Yani istidlalin ne olduğunu ben size şimdi söyleyeceğim tekrardan. Yani siz söylüyorsunuz ama yani istidlal gerekiyor. Bunu söylemiş, kim getirmiş? Peygamber getirmiş, ne getirmiş? Kitap getirmiş, ne vasıtasıyla? İşte bir melek vasıtasıyla. Nasıl söylemiş? Şöyle söylemiş. Yani bakın bunların hepsi bizim göremeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz şeylerdir. Burada işte iman var yani.
Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih hudel lil muttaqin ellezine yu'minune bil gaybi gayba iman ediyoruz. İmanın kendisi gayba imandır. İmanın kendisi bilinemeyen bir şeye imandır. Yani gayiptir bu. Gözle görülmeyen bir şeydir. İmanın kendisi. Onun için ya iman işte ilmi, istidlali, evet onun yardımcı şeyleri, bir sürü özellikleri vardır. Ama iman kendisi gayba imandır yani. Biz kaderi, kazayı, biz ahireti, ölümü, mebde-i meadı hiçbir şey görmedik ki biz neyi biliyoruz ki mesela? Bunlara ne vasıtasıyla inanıyoruz? Bunlara peygamberler vasıtasıyla inanıyoruz. Peygamberlere, Allah'a iman ediyoruz. Peygamberleri Allah'ın gönderdiğine iman ediyoruz. Şimdi imanın ana esasları oluştu mu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ana esasını kurduk mu mesela biz? Ya biz bunu niye kabul edelim ki? Hani diyebilir adam yani. O kendi bileceği iştir tabii. Biz bunu niye kabul edelim ki? Sonuçta hani pozitif bilim metodunu takip edenler işte görmediği şeylere inanmadıkları için Allah'ı da kabul etmiyorlar, peygamberi de kabul etmiyorlar, başka hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü ben onu görmüyorum ki. Yani görmediğim şeye ben nasıl inanayım ki ben diyor. Onun için değerli kardeşlerim, yani bu peygamberlerin gösterdiği şeyler istidlalle kabul edilecek şeylerdir. Peki bir de akli tefekkür, bir de burada ne var? Bir de burada ve nazar var ve akıl var. Yani bu da sebebi ilimden bir tanesidir. Yani akıl var ya, aklı yatsıyan insandan hiçbir şey olmaz işte yani. Çünkü ilmi siz neyle elde edersiniz ki? Yani Allah'ı da ispatlarken akıl size lazımdır. Ayet lazım, nakil lazım ve akıl lazım. Yatsınamaz. Yani sağlam bir akıl ama. Yani bozulmayan, dejenere olmayan sağlam bir akıl, sağlam duyu organları ve sağlam bir zihin. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Bilgi edinme yollarından birisi de işte bu ilimdir. Bu ilimlerden yani bu akıldır, akli tefekkür. Bunlardan birincisine zaruriyat deniyor. Zaruri ilimler. Bunlar bedihiyat da bunlara denir. Yani diyor ki düşünmeden meydana gelen ilimdir bunlar. Yani nedir burada? İlk bakışta meydana gelen ilim. Diyor ki her küllün kendi parçasından büyük olduğunu neyle biliyoruz mesela? Her kül kendi parçasından büyüktür. Yani her parça, her bütün o parçadan büyüktür. Doğru mudur? Yani doğrudur. Bunu zaten kendi insan bilir yani. Buna bir istidlal gerekmez. İkincisi istidlali bir ilim. Yani buna delil gerekir işte. Bu haberi sadık dediğimiz, yani işte haberi sadık dediğimiz peygamberlerden doğru haberin ikinci kısmı, peygamberlerin gösterdiği mucizeyle desteklenmiş bu haberle istidlal gerekiyor işte. Nedir istidlal? Böyle bitireyim inşallah. İstidlal diyor ki, istidlali ilim düşünme türlerinden birine ihtiyaç duyuyor işte burada. Yani ne yapıyoruz? Mesela bir duman görüyoruz bir yerde, tütüyor. Siz dumandan yola çıkarak diyorsunuz ki eğer burada bir duman varsa, evet metodu da kullanıyorsunuz. Burada duman varsa burada bir ateş de vardır diyorsunuz. İşte buna istidlali ilim deniyor. Yani delil kullanıyorsunuz. Yani metodu kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi madem laf açıldı burada birkaç şey söyleyeyim. Yani vakale sufasta iyyetu der yani şeyler kitaplar. Sofistler yani felsefeciler derler ki bu bilgi vasıtalarının hepsini reddetmişler bunlar. Bak bilgi vasıtalarının hepsini reddetmişler. Neden? Demişler ki yani
Yani bunların eşyanın hakikatlerini, eşyanın hakikati diye bir şey yok ki diyor mesela. Bak. Eşyanın hakikati yok ki. Yani bu kalemi mesela yapan nedir? Cevherlerdir. İşte cevherler bir araya gelmiş ve bunun atomları, yani cevher dediğimiz şey, bu kalemi meydana getirmiş. Yani bu kalemi görüyor musunuz? Siz işte görüyorsunuz. Biz bunu atomlar meydana getiriyor. Hepsini yaratan Allah'tır. Yani atomları da, en küçük zerreleri de huvel haliku kulli şeyin, her şeyi yaratandır yani Allahu Teala. Ama onlar diyorlar ki böyle bir şey yok. Eşyanın hakikati diye bir şey yok. Yani olsa bile böyle bir şey, bunu bilmek de muhaldir diyor. Anlayabiliyor muyuz şimdi? Yani biz bunu olsa bile, bu yok da, hani olsa bile biz bunu bilemeyiz ki, zaten var mı yok mu diye bilemeyiz ki. Felsefe tarihinden bunları biliriz biz. Bu tartışmalar uzun tartışmalardır. Şimdi diyor ki ehli kitap, yani bu alimler, yani bu kelam alimleri, bunları bir şeye ispat edemezsiniz yani. Bunları ne yapacaksınız? İşte bunu biraz döveceksin veyahut da bunu, canını bir ateşle acıtacaksın. İşte diyeceksin ki sen bunu kabul etmiyorsun ya mesela. Yani diyelim ki bununla bir parmağına vuracaksın, acıtacaksın. Aa, ne acıttı benim parmağımı? İşte bir cisim ya bu, hani kabul etmiyorsun ya sen bunu diyeceksin. Veyahut da onun canını bir şeyle acıtacaksın ki işte bak, bu senin inkar ettiğin cisim budur işte diyeceksin. Yani çünkü bunlarla bir tartışma şeyine gidemezsin. Çünkü değerli kardeşlerim, dünyanın dört köşe olduğunu ispatlamak için yazılmış onlarca cilt kitap var, biliyor musunuz? Yani dünya yuvarlak değil diyor mesela. Dünya dört köşe. Bunu ispatlamak için, yani siz bir şeye, hani minareyi çalan kılıfını hazırlar diyoruz ya biz. Eğer siz bir şeyi kabul etmişseniz onu ispatlamaya çalışırsınız zaten. Sizin aklınız artık ondan başka bir şey görmez. Buna at gözlüğü takmak diyoruz ya biz. Yani hiç sağa solu falan görmüyor. İşte burnunun dikine gitmek buna deniyor. Peki bu Berahime diye, Sümmeniye diye, bunların isimleri değişmiş, fırkaları değişmiş, inanç şeyleri değişmiş ama kitaplara böyle geçmişler. Çünkü bu kitabın yazıldığı tarih işte 1100'ler, belki daha da önceki tarihler. Şimdi niye bunu söylüyoruz? Bunlar söylenirken bu görüşler vardı. Sufestaiye biraz önce bahsetmiştik ya yukarıda. Onlar diyorlar ki mütevatir haber yoluyla sabit olan zaruri ilmi reddediyorlar bunlarda. Mütevatir haber de öyle bir şey olur mu ya diyor mesela. Peki eğer mütevatir haber olmasa, şimdi bak, eğer şöyle derlerse, yani kitabın Arapça kısmında diyor, böyle söylerlerse biz de böyle deriz. Böyle söylerlerse bizim de cevabımız budur bu konuda. Çünkü kelam böyle bir şeydir yani. Şimdi diyor ki eğer mütevatir haberi siz kabul etmezseniz, yani siz bana babanızın, dedenizin, onun dedesini nasıl ispatlarsınız ki yani? Kardeşini, amcasını, diğer yakınlıklarını nasıl tanıyabilirsin ki yani? Sen bunu tanıyamazsın ki. Peki yani sen mütevatir haberle öğrendiğin hiçbir şeyi kabul edemezsin. Yani bugün elimizdeki kitapların çoğusu tevatüren bizim elimize ulaşmış şeylerdir yani. O yazmıştır, o da ondan almıştır, nakletmiştir, dipnot düşmüştür, haşiye düşmüştür, şerh düşmüştür, talik düşmüştür, tahkik etmiştir. Bir sürü yöntemlere böyle ortaya çıkmıştır zaten. Peki batiniler var. El mulhide kelimesi diye tercüme ediliyor da burada batini diye, bu kitabı da, elimdeki kitabı da tercüme eden Allah gani gani rahmet eylesin. Nurettin Es-Sabuni'nin kitabını, geçen sene rahmetli oldu, bizim de hocamızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bekir Topaloğlu hocanın ilavesi, tercümesiyle yayınlanmış bir kitaptır bu. Nurettin Es-Sabuni'nin Akaidi El-Bidaye Fi Usulü'd-Din
Maturidi akaidi diye tercüme etmiş onu. Usulü din, işte bakın dinin aslı diyor ona. Dinin aslına başlangıç, dinin kendisi. Çünkü bununla siz bir şeyi inşa ediyorsunuz. Bitiriyorum. Şimdi diyor ki onlar da aklın bilgi vasıtalarından sayılmasını kabul etmemişler. Şöyle demişler. Çünkü yani batiniler ve rafiziler. Buna zıt olarak yani tam aklı ön plana alan kişiler de var mesela. Ya'tezel anna vasıl yani muteziller. Şimdi diyor ki çünkü akılların verdiği hükümler çelişkili diyor onlar. Bu rafiziler, batiniler, müşebbihe yani bunlar müşebbihe, mücessime. Diyor ki onlar aklın verdiği şeyi nasıl bilebiliriz ki yani? Akılla biz bir şeyi tam olarak bilemeyiz ki yani. Mesela şöyle şu bardağı kalemin gerçi insanın sağlam organları da yanılabilir. Bakın bütün bunların uzun uzun açıklamaları var. Bir kalemi bir bardak suyun içerisine koyarsanız dışarıdan şöyle baksanız bardağı kalemi kırılmış gibi görürsünüz yani değil mi? Dolayısıyla akıl da hani ondan yola çıkarak aklın da doğru bir şey olmadığını söylerler. Yani bunlar. Şimdi biz bunlara bak yine diyor ki biz cevap olarak bunlara deriz ki yine akılla derseniz yani bunu nereden bildiniz diye sorarız biz onlara diyor. Bunu akılla bilinmeyeceğini nereden biliyorsunuz siz? Eğer sorarsanız onlar eğer akılla bildik derlerse o zaman siz yani siz ne yaptınız? Kendi kendinizi tenakuza düştünüz diyor. Dolayısıyla tenakuza düştünüz. O zaman diyor ki eğer siz yok hayır ya aklımızda anladık ki akıl yoluyla hiçbir şey anlaşılamaz. Eğer haberle diyeceksiniz olursanız yine sorarız haberin doğru veya yalan olduğunu nereden bildiniz? Peki haberle bildik biz. Haberle biliyoruz biz. Akla gerek yok. Peki o zaman haberin doğru veya yanlış olduğunu nereden bildiniz diye sorarız biz ona. Eğer onlar ne diyecek yani bir akılla bildik yani haberin doğru veya yanlış olduğunu değil mi? Peygamberlerin geldiğini nereden öğreneceksin? İstidlal var işte bak burada biz aklı kullanacağız yani. Ona kapı açıyor şimdi yani yavaş 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 ilmek 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 dokuyor. Sonra diyor ki bunu nereden bildin? O zaman yani son çare olarak biz hisle bildik diyebilir mesela hissettik yani. O zaman yani hisle böyle bir şey olur mu? Hisle ilim mi olur? Ben onu hissettim ki yani şimdi İmam Gazali'den aşmayalım mevzu. İmam Gazali'de var bunun dayanakları falan ama yani dolayısıyla hisle ilim falan olmaz. Değerli kardeşlerim şimdi bir en netice olarak şöyle söyleyelim. Yani biz bir ilmi kurarken o ilmin tarifinden, konusundan, mevzusundan yola çıkarak o ilmi aşama 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 kuruyoruz. Ondan sonra yolumuzu ne yapmaya görmeye çalışıyoruz. Bundan sonra inşallah bir dahaki dersimizde alemin hudusundan, Allah'ın varlığından ve birliğinden bahsedeceğiz. Yani Allah nasıldır? Allah-u Teala'nın zatı önce midir, sonra mıdır? Bu arada size yani birkaç kitap ismi önerebilirim. Yani Bekir Topaloğlu'nun işte bu kitabı İspat-ı Vacibi yani Allah rahmet eylesin Muvazzah İlmi Kelamı Kelam İlmi Bekir Hoca'nın Ömer Nasuhi Bilmen'in Muvazzah İlmi Kelamı ve bunların klasikleri arasında Nesefi Akaidi, Tahavi Akaidi yani mesela elime aldım Mir'atul Akaid diyelim ki El Emali yani çocukluğumuzda ezberlediğimiz يقول العبد في بدء الأمال لتوحيد بنظم كاللآل إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكلام bütün bunlar yani aşama aşama yani bunun mevzu meşhur kitapları nelerdir ama
Nesefi Akaidi, Tahavi Akaidi, Taftazani'nin kitapları. Onlar önemli kitaplardır. Değerli kardeşlerim, inşallah buradan sonra alemin hudusu ve Allah'ın varlığıyla alakalı yolumuza devam edeceğiz. Bizimle bu yola revan olacak arkadaşlara selam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, hepimizin üzerine olsun. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.